Evet millet bu diyarların savaşı yani daha doğrusu zaman akışı hayatta kalma modu için bir video çekeceğimden bahsetmiştim. Arkadaşlar açıkçası vakti de az kaldı. 5 gün falan kalmış ben bu videoyu çekerken. Ben bu videoyu yüklediğim zaman biraz daha az kalmış olabilir. Ee, biraz geç geldiği için kusura bakmayın ama Odin videosunu pek çok kişi öncelikli olarak istediği için Odin videolarına öncelik verdim. Ee, o yüzden bu video biraz gecikti. Ee, ama arkadaşlar burada detaylı bir şekilde bakacağız ki zaten ben bu videoyu yüklediğim zaman sizin bu haritanın tamamını tamamlayabileceğiniz kadar vaktiniz kalacak büyük bir ihtimalle. Ee, o kadar da zor bir iş değil yani. Ee, hani o yüzden çok şey yapmaya da gerek yok hani acele etmenize falan gerek yok. Şimdi arkadaşlar sizi bu mod hakkında aslında daha önceden hani bu mod direkt olarak oyuna geldiği zaman bu şekilde etkinlik şeklinde değil de ee, direkt hani sürekli olarak girebileceğiniz bir mod olarak geldiği zaman daha detaylı bir video çekmiştim yine burada da üzerinde bahsedeceğiz ee, ama hani merak edenler daha fazla bilgi isteyenler o videoya bakabilirler arkadaşlar biz bir yandan ilerlerken bir yandan e, moddan bahsediyorum şimdi ilk olarak savaşmaya geçmeden önce bir dükkan kısmına gitmek istiyorum. Burada şansa denk geldim. Ee, gelmişken de şöyle bir gideceğiz. Her bir hareketiniz size bir tane hareket kaybettiriyor. Mesela dükkana geldim. Dükkandan neler alabiliyoruz? Biraz bunlara bakalım. Arkadaşlar belli miktar tokenlere belli miktarda ödüller alabiliyorsunuz. İşte 25 tokene 30 Phoenix diyor, 30 Emkran kristali. Ee, bir seviye bir artefakt falan filan Alabiliyorsunuz ee, Yani ödüllerin miktarı Beni çok tatmin etmedi en azından Şimdilik daha devam edeceğiz ama Hani şimdilik işte yani 30'lar tane Çok yeterli değil onu söyleyebilirim Mesela şöyle bir savaşa girelim bu arada arkadaşlar Tokenleri elde etmenizin yolu da Bu modda tamamen savaşmak Mesela bize burada ne diyor i̇şte Süper kötü türlerinin avantajı var Mutant türlerinin avantajı var falan filan işte Süper Kötü Mutant olarak elimde Magneto var mesela. Ben full kategori 4'lerle girdim onu da söyleyebilirim. İşte Odin'in ee, kendi ahiretten buff'ı olduğu için Odin'i kullanacağım. Bunun dışında bir de Mutant ve Süper Kötü elinde Jean var mesela. Jean de gayet uygun olur. Bu şekilde bir takımla gireceğiz. Şimdi arkadaşlar ee, Odin'in neden avantajı var bir de bundan bahsedelim. Mesela sol üstte gördüğünüz üzere sarı bir ok tuşu var yukarı doğru. Ona basılı tuttuğunuz zaman size şunu söylüyor. Diyarların Savaşı zaman akışında tüm temel saldırılar artı %50 tüm temel savunmalar artı yüzde %50 ve e, YP'lerde artı yüzde %50 etkisi alır. Bunu şu anda e, bu yeni gelen güncellemede gelen karakterler uygulamış. İşte Enchantress'e, Malekite, e, Angela'ya ve Odin'e uygulamış. Bu etkileri yani bu karakterler, e, karakterleri kullanırsanız biraz daha yüksek etkiler alabileceksiniz ama benim tavsiyem arkadaşlar bu modda sadece Odin'i kullanmanız olur. E, bu modda... <coughs> ...yüksek hasarlı karakterleri kullanmanız sizin için biraz daha iyi olur. Mesela şöyle bir girelim, başlayalım. Bakalım e, ne kadar sürede tamamlayabileceğiz. Arkadaşlar bu modda dikkat etmeniz gereken ilk şey yüksek hasarlı karakterleri kullanmak... ...ve görece görece biraz daha tank karakterleri kullanmanız da tabii işinize gelebilir. Mesela çok hızlı bir şekilde bitirdim maçı çünkü benim kategori 4 karakterlerime pek de fazla dayana, dayanamazlar o da var. 9 tane token kazandım. Yeterli değil yani şimdilik. E, yine biraz daha devam edelim. Mesela şu mavi olana gidelim. Şöyle girelim. Ne diyor bana? İşte kadın diyor, uzaylı diyor falan filan. Çok önemli değil. Böyle kadınları kullanacağım, geçeceğim. İşte uzaylı da olabilir belki bir de Thanos'u kullanalım. Mesela şöyle de bir girelim. Bakalım bu maç ne kadar sürecek. Ee, dediğim gibi arkadaşlar... Şöyle başlasın. E, yüksek hasarlı karakterleriniz size bu bölümde avantaj sağlayacak. Yani görece tank karakterleri de kullanabilirsiniz. Hani biraz daha dayanıklı karakterleri de kullanabilirsiniz. Ama buna çok ihtiyacınız olmayacak. Çünkü rakibin saldırısı biraz düşük kalıyor sizin bu sağlam karakterlerinize kıyasla. Özellikle kategori 4 karakterleriniz varsa. O yüzden de ilk olarak kategori 4 karakterleri kullanmaya özen gösterebilirsiniz. Mesela şurada bir sandık çıktı. Bakalım bu sandıktan ne alacağız. Gir diyelim ne verecek. Evet bu güzel. <laughs> bu güzel arkadaşlar. Süper dikil taş verdi. Gayet güzel. Bir tane daha hediyemiz varmış. Ona da gidelim. Arkadaşlar bu arada ondan da bahsedeceğim de şöyle bir alalım bunu da. Ondan sonra. Yine bundan da süper dikili taş. Bu çok güzel. Şimdi arkadaşlar e, bu karelerin renkleri de sizin işte e, yani size verdikleri ödüller falan bu noktada değişebiliyor. Mesela şu şekilde anlatayım. E, gri türde Gri renkteki kareler hem daha kolay oluyor savaşmaya giriyorsanız eğer Hem de ödülü daha az oluyor Yeşil bir tık daha iyi, mavi ondan bir tık daha iyi, mor bir tık daha iyi İşte şu turuncu olan ondan da iyi En son en iyisi olarak aslında e, kırmızı var Yani bir nevi işte normal, gelişmiş, e, nadir, epik, efsanevi ve destansı şeklinde gidiyor e, Her bir renkte işte biraz daha artırıyor gücü Sizin şeyiniz de e, sıkıntıya giriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Verdiğiniz hasar falan da bir noktada azalıyor. Çünkü bu modlar biraz daha güçlüler ama ödülleri de daha güzel. Mesela diyelim şöyle bir takıma da girelim. Daha benim en sağlam karakterlerimle girelim. İşte Jean benim en sağlam karakterlerinden biri. Mesela Black Bolt olabilir. Atıyorum ne bileyim Magneto'ya girelim şu anlık. Şöyle bir girelim kategori 4 karakterlerimle. Bakalım efsanevi moddaki yani efsanevi karedeki e, şeyi almamız ne kadar sürecek? Burada bir baş düşmanımız var. Evet gördüğünüz üzere şu anda biraz daha yavaş ilerliyoruz. Ama gene de hasarım oldukça yüksek arkadaşlar. Şimdi benim hani kartlarımda işte %25 dalma var. E, has şey saldırım falan çok yüksek karakterlerim. Kategori 4 karakterlerim çok güçlü falan derken arkadaşlar ben rahatlıkla tamamlayabiliyorum. Ama sizin biraz daha bu konuda dikkatli olmanız lazım işte eğer daha düşük kart değerleriniz varsa, karakterleriniz daha güçsüzse falan biraz daha dikkatli ilerleyebilirsiniz. Örneğin mesela bu sarı karelerden ya da kırmızı karelerden kaçınabilirsiniz. Eğer tamamlayamayacağınızı düşünüyorsanız. Buradan mesela mor kareye geçelim. Bir de mor kare tamamlayalım. Bir iki tane daha dükkana denk gelseydik iyi olurdu ama. Ne diyor? Büyü yetenekli olan karakterlerin bu bölümde avantajı var. Elimde büyük karakteri sanırım yok. Biz de öyle rastgele girelim madem. Şöyle girelim. Evet şöyle başlasın. Yani arkadaşlar bu modları tamamlayarak token elde ediyorsunuz. Bu tokenleri dükkanda kullanarak malzeme elde ediyorsunuz. Daha sonrasında da işte hani bütün haritayı tamamladığınız zaman çıkabilirsiniz. Eğer ki haritadan daha erken çıkarsanız arkadaşlar tekrar giremiyorsunuz. Bunu size söyleyeyim mesela hatta şunu da söyleyeyim. Şu mevzuya gelelim. Mesela sağ tarafta sarı bir sandık var arkadaşlar. Buraya kristal verip e, bu tarz etkiler alabiliyorsunuz işte. E, bilmem enerjinin aldığınız enerji falan artıyor. Ondan sonra hayatta kalma eşyası %25 indirimli falan diyor falan filan. E, bir takım zırvalar var. Kesinlikle değmeyecek bir ödül. E 2500 kristal verip şey yapıyorsunuz. Bir de arkadaşlar demiş ki maksimum görev sayısını ikiye çıkarır. İşte siz hani diyelim ki bu haritadan çıktınız, tekrar girmek istiyorsunuz. Tekrar girebileceksiniz eğer bu kristali harcadığınız zaman ama ama bunu almadan çıkarsanız sizden tekrar girmek için bildiğim kadarıyla kristal istiyor. Ben henüz çıkmadım ama e, bildiğim kadarıyla arkadaşlar sizden kristal istiyor. Bu yüzden de bunu çok tavsiye etmiyorum. Haritada elinizden geldiğince ilerleyin ondan sonra şey yapın güzel. Şöyle bir tane daha hediye bulduk oraya da gideceğiz. E, komuta yetenekleri olan kim var? Herhalde Odin'de vardı işte ne bileyim gene şöyle bir girelim. E, az önce neyden bahsediyordum? Evet bir dediğim gibi bir dükkana daha denk gelseydik falan iyi olurdu ama. Şu mod da bir bitsin de. Evet arkadaşlar dediğim gibi rengine göre karalardan aldığınız token miktarı da değişiyor. Zorluğu da değişiyor. Bu tokenleri de gene dükkanlardan harcayabiliyorsunuz. Mesela şuna da bir girelim. Evet bir şeye denk gelseydik iyi olurdu ya dükkana. Buradan ne verecek? Enerji. Güzel. Arkadaşlar ben hani bir de şu, bu noktada şunu da söyleyebilirim. Ee, hani... Bana bu mod hakkında ne düşündüğümü soracak olursanız Şöyle güçlü karakterlerle girelim gitsin ya ee, Ben bu mod hakkında biraz arada kaldım Neden? Çünkü birincisi zaten süreli olarak geliyor Sürekli olarak giremiyorsunuz bu bir İkincisi dükkandan verdiği ödüllerin yeteri kadar iyi olduğunu düşünmüyorum Bence miktarları artırılabilirdi Devam edelim ancak şu hani sandıklar var ya o sandıklardan aldığınız ödüller gerçekten güzel oluyor. Mesela şuradan da bakalım ne verecek bize. Yani bu sandıklar aslında oynamaya değecek kadar iyi. Ya 40 enerji çok güzel arkadaşlar. 40 enerjiyi nereden alıyorsunuz yani? Kolay kolay öyle vermez. Şuradan da bakalım ne verecek. Bir de arada bir destansı çizgi roman kartı sandığı. Çok güzel. Gayet güzel ama bir dükkana denk gelselik daha iyi olurdu. Şöyle devam edelim. Gene rastgele gireceğim. Ee, hani dediğim gibi tokenlerle aldığınız ödüller biraz daha zayıf kalabiliyor. Ben bir iki arkadaşın hesabında da baktım da dükkandan alabileceğiniz ödüller biraz sınırlı ve miktarları az gibi görünüyor. En azından benim gözlemlediğim kadarıyla o şekilde. Hani o biraz sizi hayal kırıklığına uğratabilir ama onun dışında haritadan gezerek elde ettiğiniz ödüller baya baya tatmin edici. Şöyle devam edelim şu tarafa doğru. Evet. Şöyle gene şey yapalım. Ee, bir de arkadaşlar haritada yer yer soru işaretleri görebileceksiniz. Bu soru işaretlerine gidip gitmemek tamamen size kalmış. Çünkü bu soru işaretlerini size iyi bir şey de verebiliyor. Kötü bir şey de verebiliyor. Yani riske girmek isteyen arkadaşlar soru işaretlerine gidebilirler. Girmek istemeyen arkadaşlar es geçebilirler. Biz şimdi gideceğiz arkadaşlar. Ne verebileceğine bakacağız. Ee, çeşitli şeyler çıkıyor ama gene de bir beraber bakalım. Ya açıkçası bunların Belli bir listesi yok muydu? Buralardan göremiyor muyduk? Tam net hatırlamıyorum ama. Evet bu dediğim gibi zaten e, hayatta kalma etkisi mevzusu da size buff falan veriyor. Arkadaşlar işte bazı özelliklerinizi falan yükseltiyor. İşte iki noktadan alabiliyorsunuz. Bir şöyle heykel gibi olan yerlerden bir de şu soru işaretlerinden falan. Mesela şurada da bir tane heykel gibi bir yer var. Oralardan şey yapabiliyorsunuz. Karakterler zaten kullandığınız karakterler. Ha bir de unutmadan şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Şu görev ödülü kısmında da bir şey var. Ne diyor? zaman akışındaki tüm baş düşmanları yendikten sonra bir görev başarısı ödülü kazan. Yani burada size baş düşmanlar çıkaracak böyle güçlü baş düşmanlar. Bunları tamamladığınız zaman şu sandığı alabilecek misiniz? Alabilecek misiniz? Bu sandıktan da size rastgele olarak 3 yıldız veya 4 yıldız artefakt veriyor arkadaşlar. Bu oldukça güzel. Baya baya güzel yapmışlar. Bence yıldızı biraz daha yüksek olabilir. 4 ve 5 yapabilirlerdi 3-4 yerine. Öyle daha güzel olurdu. Ama arkadaşlar iyi bir artefakt alırsanız gerçekten şanslısınız diyebilirim. Mesela soru işaretine de bir gidelim bakalım bize soru işaretine ne diyecek. Tüm katılan karakterlerin YP'sini %20 yeniler. Mesela arkadaşlar bu güzel. Ee, bu bana güzel bir etki geldi ama bazen kötü de denk gelebiliyor. O yüzden biraz dikkatli olmanız lazım. Mesela şuraya da bir girelim. Şöyle gene güçlü karakterlerin bazılarıyla gireyim. Ben yani artık hiç yazıyı bile okumuyorum. Benim karakterlerim yeteri kadar güçlü olduğu için arkadaşlar yazıyı okumama gerek yok. Ama siz e, girdiğiniz zaman hani eğer yeteri kadar iyi karakterleriniz yoksa ya da kart değerleriniz yoksa karakterleri biraz daha uygun bir şekilde e, sıralamaya girebilirsiniz. Şöyle şu şeye de gidelim ya şu binaya da bir gidelim Orayı da size bir göstereyim. E, ne bileyim şöyle rastgele girelim gene hızlı hızlı ilerlemek istiyorum. Hatta maç bitsin devam edelim. Evet burayı da tamamladım. Şöyle şu binaya artık gidebiliriz. Bakalım binada bize ne diyor. Arkadaşlar buradan belli şeyler alabiliyorsunuz ama sanırım sadece bir tanesini seçebiliyorsunuz. Ne diyor? Dövüşçü türlerine verilen bonus hasarı %10 artırır. Nihai yetenek göstergesi dolum oranını %10 artırır. Mutant, mutantların YP değerini %10 artırır. Bana sanırım en uygunu mutant olduğu için mutant alacağım. Sonra şu hediyeye doğru devam edeceğim. Bakalım bana ne verecek. Evet. Gayet güzel enerji. Arkadaşlar bu arada bir baş düşmana yaklaştığınızı karelerin renginden anlayabilirsiniz. Mesela şurada 3 tane efsanevi çıktı ya yani sarı renk çıktı ya. Buradan artık kesin bir baş düşmana denk geleceğiz gibime geliyor. Onu da söyleyebilirim. Şöyle direkt olarak bir girelim. Şuraya da bir geçelim hatta geçtikten sonra başlatayım. Evet, gördüğünüz üzere bir dükkana denk geldik. Artık sonunda girebiliriz. Bu arkadaşlar efsanevi bir dükkan. Sarı bir dükkan. Büyük ihtimalle buradan iyi bir şeyler verecek bize. Mesela ne veriyormuş bakalım. Boyut özü veriyor. Uyanan kristal, uyanan kristal ve emkıran kristali. Şimdi ilk olarak 118 tane token biriktirmişim arkadaşlar. Bunu bir kenara yazabilirsiniz. 118 tokene maalesef ki şu emkıran kristalini alamıyorum. Bunun dışında ne var? Boyut özü var. Uyanan kristal var. Bir daha uyanan kristal var. Bence oldukça kötü. <laughs> Şimdi e, yani kötülüğü şuradan yeri. Aslında benim için kötü. Öyle söyleyebilirim. Şimdi uyanan kristal arkadaşlar bende bolca var. Hani gene emkran kristali biraz daha şey. Emkran mıydı? Onun neydi adı ya? Şunun bir diğer versiyonu var ya işte adını unuttum. Ondan mesela benden biraz daha az. Bu uyanan kristalden çok. O yüzden uyanan kristal bana lazım değil. Boyut özü ve titan bileşen pakette bu aralar bende bolca var. İkisi de 10.000'in 10 üzerinde. O yüzden buna da ihtiyacım yok. Emkran kristali olabilirdi belki ama... Ona da tokenim yetmiyor. O yüzden buraya es geçiyorum. Bir de şu dükkana gideceğim. Geri diyelim. Evet. E, buranın ne diyor? 1 ila 3 yıldız arası artefak sandığı zaman akışı. Ama buradan pasif çıkmıyor sanırım. Yani pasif çıksaydı arkadaşlar bence e, parantez içine şey yazabilirlerdi. E, pasif artefaklar dahil yazabilirlerdi. O yüzden o riske girmeyip hiç almıyorum. Hiç gerek yok. E, kozmik küpüm de gayet bolca var. E, karantim maddem aslında biraz az ama... Ona da şu anda tokenim yetmiyor. Hem kristali de 60 tane yani karantin madde falan tercih ederim arkadaşlar. O yüzden şimdilik tokenlerimi saklayacağım. Belki tekrar lazım olur şuraya bir geri gidelim. Zaten bolca benim enerjim var. Şuraya gir diyelim de tekrar çıkalım istemiyorum. Şuraya tekrar dönelim. Evet şuradan hediyemize gidelim. Bu hediyeler çok hoşuma gitti arkadaşlar. Hediyeler alınabilir diye düşünüyorum. Gir diyelim bakalım ne verecek. Çok güzel dikili taş aldık gene. Bunlar bana çok lazım arkadaşlar. Bunu da bir alalım, bakalım ne verecek. Yani bu idare eder. Açıkçası dikili taşı tercih ederdim. E, şu dükkana gidelim bakalım. Bu sefer adam akıllı bir şey bulabilecek miyiz? Evet, burada ne veriyor? Boyut enerjisi. Arkadaşlar enerjim 94 tane var. Hala o yüzden şimdilik ihtiyacım yok. Mendeleyi her parçası alabilirim. Bu bana lazım oluyor arada. Güzel. Kozmik küp ve titan bileşen paketi şu anda bana lazım değil ama size lazımsa alabilirsiniz. Arkadaşlar bir de şöyle bir portal çıktı gördüğünüz üzere hemen sağımda. Ben bu portala girdiğim an beni haritanın başka bir noktasına atacak. Başka bir portal atacak oradan devam edeceğim. Şöyle gidelim. Bakalım beni nereye atacak. Gir diyelim. Ee, evet bunu şey istiyormuş ya. Arkadaşlar bunu sanırım önceden istemiyordu bu yeni çıktı. Yani net hatırlamıyorum ama. Yanlış hatırlamıyorsam bu etkinlik event'e dönüşmeden önce yani süreli event'e dönüşmeden önce bu portala girdiğiniz an sizi başka bir noktaya tutuyor ama artık sizden token istiyormuş bunun bunun için. E, tokenim olmadığı için de hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Zaten token lazım oluyor. Şöyle devam edelim soldan. Ama sanırım artık çok da... Devam... Yani biraz daha ilerleyelim ama sonra videoyu bitiririm arkadaşlar. Zaten hemen hemen sanırım bahsedeceğim her şeyden bahsettim. Eee... Yani şey dediğim gibi hani belki şey konusunda çok aydınlanmamışsınızdır. Karakter konusunda o konuda biraz daha konuşabilirim. Hani kategori 4 karakteriniz yok mu arkadaşlar? Biraz daha güçlü karakterlere, hasarı yüksek olan karakterlere yönelin. Hatta yapabilirseniz eğer biraz da e, tank karakterlere yönelin. İşte mesela yine karakterlerden biraz birazdan girince bahsederim. Şöyle şuraya da geçelim de ondan sonra bahsedeyim. Ee, takım kısmına girip biraz kullanabileceğiniz karakterlerden bahsedebiliriz. Arkadaşlar burada bu modda destek karakteri kullanmanızı pek tavsiye etmem. Ee, yani burada dediğim gibi hani mesela benim 3 karakter bile tüm işimi görüyor o yüzden hani fazlasına gerek duymuyorum ama ee, işte sizin ihtiyacınız olur falan daha fazlasını da kullanabilirsiniz burada ne olur ne olmaz diye. Şu son şu hediyeyi de alalım da takım kısmına girelim. Ne verecek? Evet dikil taş. Çok güzel arkadaşlar. Dikil taş bana çok lazım. Çok fazla değişim atıyorum ben. Şimdi hani ne gibi elinizde diyelim ki şey yok kategori 4 karakterler yok. Ne gibi karakterleri kullanabilirsiniz? Mesela arkadaşlar elinizde 80 seviye haliyle bazı karakterler varsa onlar kullanılabilir. 80 seviye karakterlerde de düşüşün. ne gibi? Odin, Odin olabilir mesela bir yandan tank da bir karakterini yani ölmemenizi de sağlar. Thanos olabilir, Jean Grey olabilir. Ne bileyim belki Wolverine olabilir. Ee, onun dışında Star-Lord falan biraz kırılgan bir karakter. Eğer kategori 4 değilse elinizde pek kullanmanızı tavsiye etmem. İşte Black Bolt olabilir gene. Ondan sonra kategori 3 karakterlerden kim olabilir? İşte belki Sharon Rogers falan kullanılabilir. Onun dışında yani şöyle gözüme takılanları söyleyeceğim. Gamora belki kullanılabilir. Gene 80 seviyeyse 70 seviyeyse biraz kullanımı tartışılır ama 80 seviyeyse kullanılabilir. Halk karakteri yine bu bölümde kullanabileceğiniz en ideal karakterlerden biri. Çünkü halk karakteri hem ölmeyecek hem de hasarı gayet iyi. Eğer rejenerasyon tipi taktıysanız. bunun dışında ne gibi karakterleri kullanabilirsiniz? Belki bir ihtimal Spiderman olabilir ama hasar biraz düşük kalabilir. Ondan sonra ne olabilir? İşte Green Goblin olabilir arkadaşlar. Şu an denk gelmedik ama Green Goblin kullanabilirsiniz. O da gayet güzel bir karakter. Ondan sonra Scarlet Witch olabilir, ee, Doctor Strange bir ihtimal olabilir ama biraz eskidi gerçi o karakter. Yani kullanmasanız da olur. Ee, başka ne olabilir? Belki bir ihtimal She-Hulk, belki Miss Marvel olabilir. Ondan sonra yani daha çok aslında alan hasarı yapan karakterler de işinize yarayabilir diye düşünüyorum bu bölümde. İşte Green Goblin gayet güzel olur diye düşünüyorum bu bölüm için. Ondan sonra ne olabilir? Mesela potansiyel karakterlerden öyle güzel karakterlerimiz var mı? Ee, bir ihtimal Valkür olabilir. Başka? Evet yani şimdilik çok göremiyorum ama. Belki bir ihtimal. Gerçi Kate Bishop da biraz kırılgan bir karakter ama hani altından kalkarım diyorsanız belki o karakter de olabilir. Yani arkadaşlar genel anlamda bu karakterler özellikle Kategori 4 olan karakterlere yönelin. Yani kategori 4 olmasa bile 80 seviye halindeyse bile gene de kullanabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Ee, bu arada e, hani fikrini belirtmek isteyen arkadaşlar falan da varsa benim atladığım yerler olabilir. Ee, gene yorumlara yazıp ek bilgi sağlayabilirler. Ee, bunun dışında arkadaşlar Malekith gibi karakterlerin de ben gayet kullanılabilecek karakterler olduğunu söyleyebilirim. İşte belki Enchantress belki Angel ama Malekith bunların başında geliyor ki bunların da videosu gelecek zaten. Evet millet siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.